Merhaba arkadaşlar, ben Mert Erkal. Dijital Pazarlama Notları'nın 144. bölümüne hoş geldiniz. 5 Aralık 2022 tarihinde Google yeni bir faydalı içerik güncellemesi yayınladı. Bu güncellemenin farkı artık global olarak faydalı içerik güncellemesinin devreye alınması oldu. Dolayısıyla Türkçe sonuçlar da bu durumdan etkilenmeye başladı diyebiliriz. Güncellemenin tamamlanması yaklaşık 2 hafta alacak. Dolayısıyla hemen bu etkiyi görmesek de önümüzdeki 2 haftalık periyotta sıralamalarda önemli dalgalanmalar yaşanması muhtemeldir. Peki ne yapmalıyız? Bu durumdan etkilendiğimizi düşünüyorsak Google'un bir referans sayfası var. Kullanıcı odaklı, faydalı ve güvenilir içerikler oluşturma başlıklı. Buradaki maddeleri çok iyi incelemenizi, bunları bundan sonraki içerik planlamanıza birer kontrol listesi gibi değerlendirmenizi önemli tavsiye ederim. Aksi takdirde bu güncellemeden olumsuz etkilenmeye devam etmeniz söz konusu olabilir. Tabii Google'un söyledikleri ile yaptıkları arasında en azından Türkiye arama motoru sonuçlarında farklılıklar olabiliyor. Bakalım nasıl bir temizlik yapacak Google. Çünkü clickbait dediğimiz tarzda çok fazla kalitesiz siteyi Google arama motoru sonuçlarında görüyoruz. Evet, Screaming Frog'un 18. sürümü, 18.0 sürümü geldi bu hafta. Bugün güncelleme ile beraber Google Analytics 4 entegrasyonu da sağlandığını görüyoruz. Dolayısıyla önemli bir güncelleme olarak değerlendirebiliriz. Ben de size şu anda ekranda görmüş olduğunuz üzere Google Analytics 4'ün önemli metriklerini taramalarda devreye sokmak ciddi bir avantaj sağlayabilir. Bundan dolayı bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, biliyorsunuz her yıl Google o yılın en önemli arama trendlerini paylaşıyor. Bu yıl da paylaştılar. Bu sefer bir farklılık var. Alt tarafta özellikle lokal aramalar diyebileceğimiz ya da nasıl yapılır tarzında aramalar eklenmiş yeni rapora. Biraz daha kapsamlı bilgi edinmek mümkün olabilir. Belki bir takım çıkarımlar yapabiliriz. Türkiye arama motoru sonuçları için de geçerli. Bu bölümden ülkeyi seçerek ilgili ülkenin aramalarının trendlerine bakabilirsiniz. Evet, bazen bir arama kelimesinin iki farklı arama kelimesindeki sıralamaların değişimini görmek isteriz. Örneğin şu anda görmüş olduğunuz bu Keyword Insights'ın Free SERP Similarity Tool, yani SERP benzerlik aracı, bunu görmemizi sağlıyor. Çok kısa bir süre içerisinde iki farklı sonucun nasıl değiştiğini görebiliyoruz. Bu bize bence çok faydalı bir araç ve ücretsiz olması aslında çok da kıymetli hale getiriyor bizim için. Şu an görmüş olduğunuz üzere Translation Service, Business Translation Services, Amerika arama motoru sonuçlarında karşılaştırdığımızda iki tane işte URL'nin benzer olduğunu, diğerlerinin ayrıştığını görüyoruz. Bence bu içerik üretirken bizi gerçekten destekleyecek bir araç. Özellikle bu nedenden dolayı sizinle paylaşmak istedim. Evet, desktop arama motoru sonuçları en azından şu an için Amerika'da bundan sonra sürekli aşağı doğru kaydıracak şekilde oluşturmaya başlanmış. Yani infinite scrolling dediğimiz tarzda böyle aşağı doğru çektiğiniz zaman arama motoru sonuçları gelmeye devam edecek. Bunun özellikle görünürlüğü düşük sitelere avantaj sağlaması sağlayacağı tahmin ediliyor. Şu an için sadece Amerika'da geçerli. Search Console'daki raporlamalara bir etkisinin olmayacağı düşünülüyor. Çünkü oradaki ölçümleme yöntemi bundan bağımsız olarak farklı şekilde değerlendiriliyor. Bu gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istedim. Evet, biliyorsunuz her yıl sonunda bir takım SEO uzmanları bir sonraki yılla ilgili görüşlerini belirtmeye başlıyorlar. Burada da 15 e-ticaret SEO uzmanının 2023'e dair öngörüleri Search Engine Journal tarafından paylaşılmış. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz bu tür öngörüler bazen iyi niyet ve dilek ve temenniler şeklinde olabiliyor. Gerçekleşenle öngörülen arasında önemli farklılıklar olabiliyor. Kaldı ki 2023 son derece belirsizliklerle dolu. Ekonomik krizin dünya çapında giderek derinleşeceği bir yıl olarak öngörülüyor. Bundan dolayı tahmin yürütmek biraz güç. Ancak yine de okumakta fayda var diye düşünüyorum.
Evet, biliyorsunuz her yılın başında, yani her yeni yılın başında bir önceki yıla ait özellikle sayfa başlığında yıl ibaresi geçen yazıları bir sonraki yıl ibaresiyle, yani işte 2022 sayfa başlığında 2022 geçen başlıkları 2023 yapma alışkanlığımız var. Ben de yapıyorum bunu sık sık. Ancak John Muller eğer sayfanın içeriğinde önemli bir güncelleme yapmadıysak bunu yapmamızı tavsiye etmiyor. Google'un bu tür numaraları artık yemediğini söylemeye çalışmış. Bilmiyorum, deneyerek de öğrenebiliriz ama ben de şahsen aslında aynı fikirdeyim. Eğer yazdığımız konuyla ilgili sadece bir sayfa başlığını güncelleyerek içeriği hiç güncellemeden tutuyorsak aslında burada kendi kendimizi kandırıyor olabiliriz. Evet, Search Console'da gördüğümüz tarama hataları ya da tarama bütçesi bir sıralama faktörü müdür diye çok sık soruluyor. Search Engine Journal'de de bu soruya cevap verilmiş. Aslında bu sorunun cevabı son derece net. Bu böyle bir sıralama kriteri yok. Ancak tabii ki taramalarda hata alıyor olmanız aslında genel SEO performansına olumsuz etki edebilir. Evet, yine aynı konuyla ilgili, biliyorsunuz sunucu günlükleri ya da log file dediğimiz günlükleri analiz ederek Googlebot gibi arama motorlarının botlarının karşılaştığı sorunları keşfetmek, bunları bertaraf etmek mümkün. Burada da eğer bu sunucu gününe erişmek kolay değilse sizin açınızdan, ki genelde öyle çok da kolay olmuyor, IT ekipleri bunları paylaşmakta pek de istekli olmayabiliyorlar ya da müşteriniz bu datalara erişemiyor. Bu durumda Search Console'un tarama istatistikleri bölümündeki verileri kullanarak basitçe bir log analizi yapmanız mümkün. Bu yazıda da bundan bahsedilmiş. Belki hoşunuza gidebilir ve son derece basit bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ayrıca bir de Data Studio, yani yeni adıyla Looker Studio raporu paylaşılmış. Bunu da kullanarak düzenli olarak bunları taramanız ve rapora yansıtmanız mümkün olabilir. Evet, bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap, yakın zamanda okumaya başladım, Tüm Beyin ile Yaşam, Seçim Yapmanın Anatomisi ve Yaşamımızı Yönlendiren 4 Karakter isimli kitap. Kitabın yazarı bir beyin felci geçiren, aslında aynı zamanda sinir bilimci diyebileceğimiz bir insan. Bundan dolayı bu kitap ilginç bir takım yaşanmış tecrübeler içeriyor. Biliyorsunuz bu tür kitaplara son dönemde özellikle ilgi gösteriyorum. Çünkü şunu biliyorum ki beynimizi iyi kullandığımızda, iyi tanımaya başladığımızda aldığımız kararlar da bundan olumlu etkileniyor. O nedenden dolayı bu tür kitapları özellikle geçtiğimiz aylardan itibaren size tavsiye etmeye başladım. Umarım size de faydalı oluyordur. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notlarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.